Hepiniz selam dostlar, hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz. Crypto Mining Simulator bölüm 3 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle bu kadar aranın açılmasından ötürü hepinizden özür diliyorum. Çünkü istediğim gibi ilerlemedi hiçbir şey bu arada süre. Okey, yavaşlatayım. Yani işlerle koşturdum, hep söylüyorum, daha da söylüyorum. Yayına gelenler daha da net biliyordur. Evlenmeye çalıştığım için sürekli her gün bir yerlere gidiyorum. Her gün bir şeyler almaya çalışıyorum ondan dolayı yani. Ama bugün Beykoz'a gitmeden önce sizlere birkaç bölüm çıkartıp en azından hafta sonunuzun daha eğlenceli geçmesini sağlamayı planlıyorum ve hedefliyorum. Bakalım. İnşallah başarabilirsem. Crypto Mining Simulator'a kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle 5200 dolar param varmış. Güzel. Burada sistemimiz kazmaya devam ediyor. Süreyi de durdurdum. Artık süreyi asla ve asla hızlandırmayacağım. Çok güçlü bir PC'miz yok. Bilgisayarımız yok. Bu arada Veer'ler de gitmeye başlamış. Artık o kadar gün sonrası tabi. 4 tane Vega'mız var. 4 tane daha kart ekleyebiliyorum. Yok, 2 tane daha kart ekleyebiliyormuşum. 4 değil. Onların parasını çıkarmam lazım. Ne var görevlerden? 4191 MH yap diyor bize. Bilgisayar. Şurada hep bilgisayar olayı beni uyuz ediyor. Yani neden sadece bilgisayar? Neden birisi de çıkıp şey demiyor? Abi bana rig yap ya. 6700'ü çıkartabilir miyiz gibi düşünüyorum açıkçası. Bu arada trade'e girelim. Paramın bir kısmını da trade'e yatırasım var. Bu arada bu Binance'de birebir aynı alınmış bilgilermiş. Yani canlı ilerliyor şu anda bu sistem. Binance'de neyse, ya gerçek borsa. O yüzden burada ufak ufak deneyimler yapılabilir. Şu anda Bitcoin kendini ufak ufak yukarıya göstermeye başlıyor sanırsam. Doge Litecoin'deyim. Doge 39'larda. Ripple bayağı bir düştü. Yani Ripple'ı şu an almak mantıklı olabilir. Hele 21'inde sanırsam duruşması vardı. BTC'de tabi buradan yürüyüp giderse. Bakalım, şimdilik bir şey almıyorum. Şu an çok durgun hepsi. Ama alacak olsam Ripple alabilirdim. Şu 6700'de alacağım ben. 98 MH istiyor. 16 GB RAM istiyor. 512'lik SSD istiyor. i5 bir işlemci olsun istiyor. Aldım kardeşim, senin 129 var burada. Onu da ondan sonraki görevi de yapabiliriz herhalde. Buradan gelecek parayla beraber. Şimdi 512'yi bir alalım. 512. Yes. i5 istiyordu. i7. i7. i5. Aldım. Ondan sonra 16 GB RAM istiyordun galiba değil mi? Okey. Aldım abi. Buradan paraya tasarruf sağlamaya çalışıyoruz. 98 MH diyor. 98 MH için 560 Watt yeterli olur mu? Standart tek bir anakartımız var. Uygun olduğu için hep bunu tercih ediyorum. Keşke daha fazla seçenek ve daha fazla zorlayıcı görevler olsa. Onların arasında böyle tercih yapma konusunda zorlansam birazcık. 98 MH'i nasıl alabilirim? Direkt tek parça halinde 98 almak tabii ki de mantıksız. Yani şu şekilde 2650 ile 1300 dolara bu işi paketleyebilirim. Direkt 98 çok pahalı kendisi. Şöyle 60'lar 70'ler olsa. 60 var. Ama 1350 mantıksız, anladım. Ben 1300'e 100 alıyorum zaten. Niye 1350'ye 60 alıp sonra üstüne başkasıyla tamamlamaya çalışayım? Orada bir saçmalık var. Yani bu dengesizlik çok kötü bir durum. Keşke böyle bir şey olmasa. Yani şu an en mantık. Shit. Yanlış bir şey aldım. Lanet olsun. Yanlış kart aldım. Hadi ucuz kasadan da alalım. Her şey tamam mı? İşlemciyi aldık. Belleğimizi aldık. Şunu aldık. PSU alacağız. PSU 560-400 sistemse bu iki tanesine her türlü yeter. Gidelim şu ASIC makinelerini çok merak ediyorum. Onları da bir ara denemek lazım. 1070 boşuna gitti ya. Şurada dursun. Burada 800'üm varmış benim. O aklımızda bulunsun. Lan bu ne? What? 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 3090 geldi arkadaşlar. Neler oluyor? 1070 ile 3090 ne alaka? Aa. Bedava için teşekkür ediyorum.
Güzel bir bakmış hocam. Güzel bir bakmış. Harikasınız. Çıkar 800'ü. Çıkar 64'ü. Allah Allah, enteresan. Beleşe para geldi resmen. Bu var zaten. i5'i koy. Vallahi harika. Ver güç kaynağını. Lan ne launch'u? Hayır. Güç kaynağı bağlı mı şu an? Bunlar çıkar. Aa, 4'müş bu da. Okey, 4 sen kal. Hatta 16 var orada. Ne alaka ha? Güç kaynağı da bağlı. Aa. Cebimize o kadar çok para koydu ki şu anda, yani anlatamam. Şu an her şey tamam. Pardon, satayı unuttum. 3090'ı hemen okutayım. Hemen kasaya bağlayalım. Bizim kasada 3090 dursun regimizde. Bedava para. Tamam. Şu an kazıyor bir de. Niye kendi kendine kazıyor bunlar? Hadi. Aldın gitti. Aldın gitti. Şunu bir durduralım. Shutdown kardeş. Ver onu. Diğeri de 1070. İki tane 1070'im mi oldu benim şu an? Bir bug'a girdi orada, anlamadım. 3090. İyi bug. Keşke hayatımda da öyle bir bug olsa, 3090'ım olsa bir anda. Diğerlerin güçleri bağlandı inşallah. Okey. Bu çalışıyor. Şimdi RAM'lerim var. RAM'lere uygun bir şeyler alabilirim. i7 işlemcim var. 64 GB şeyim var. SSD'm var. 2 tane PSU'm var hatta. Ona göre pahalı bir görev vardı az önce. Neydi? i7'lik bir işlemci. Bu i3 istiyor. Pahalı bir görevmiş. İşte yok mu 8000'lik? Ha. Bu da i5 istiyor. 8 GB RAM istiyor. Gayet mantıklı. Şu yok bende şu anda. 129 mH. Aslında o 3090 vermese miydim ya? 129 MH'ı oradan alırdık. Burada da 70 var. İşlemciyi okutayım diyeceğim. i7 isteyen kimse yok şu anda. Neyse, ben bunu bir alayım. Şimdi yine yine arızalı bir kasa geliyormuş her şey içinde. RAM'im var. İşlemci alacağım bir tane. SSD alacağım. Gerisi var galiba. Bir de ekran kartına bakacağım. PSU var. RAM'im var. 512'yi alayım. Şimdi benim elimde şu anda 1070 var. Yani 26 mH alıyor. Bize 98'lik yeter. 3080 Ti. Haziran ayında çıkacak hayırlısıyla galiba. Bunu almamız gerekecek. Başka türlü ben 129'u çıkartamam. Biraz pahalı bir kart ama yapacak bir şey yok. Ha, bir de i5 alacaktık değil mi? Bu arada bizim bellek az önce de 9600. Aa, arkasından görüyorum. Tamam. Şimdi bir tane de kasa alalım. Hadi 199'luk kasadan alayım. Güç kaynağım 800 aslında fazla. 560 almak daha mantıklı olurdu. Şükür boş geldi. 8 GB RAM istiyordu. 512. Ekran kartı yok sandım, korktum bir an. Pahalı parça da bu sonuçta. Tamamız değil mi? Bir tane daha ekran kartı. Gel bakayım. Herhalde tamam her şey. SSD bağlandı. Bunun güç kaynağı bağlandı. Launchluyorum ben bunu. 4 GB 8 istiyor değil mi RAM'i? Tamam. Haydi bismillah. Easy money. Çok easy money.
Tamam. Bir ASIC makinesi alacağım ben bu arada. Birazdan çok merak ettim ASIC makinelerini. Ha bu arada tamam değil. Bunları bir overclocklayacağız. Maksimum değerleri ne yazık ki bu. Yani gerçekte böyle bir şey değil ama yapacak bir şey yok. %100. Overclockla yaklaşık 5 MHz, MHS mi desem? MH arttırabiliyoruz. Fazlası olmuyor. Bir de hızlı bir şekilde ekran kartın GG olmaya başlıyor tabii overclock yapınca. Daha düzgün ayarlar belki de mümkündür. 135 alıyorum. 128 istiyordu. 129 istiyordu zaten. Al kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. 100 dolar bonusumu da kaptım. Şimdi benim elimde 64'lük SSD'im. 2 tane 4.4 var ve i7 var. Bir de şu ekran kartım var. Bunu da alayım. Sisteme takmaya gerek yok. Bunu ben okuturum. Güç kaynağım var 800'lük. Muhtemelen bunu uzun bir süre okutamayacağım. Epey bir para birikti. Şimdi ofisimi birazcık daha modifiye edeceğim. En azından duvarların modifiyesine gelelim mi? 1600. Yeni seçenekler eklemişler bu arada galiba. Bu kadar var mıydı yok ya da vardı galiba. Neyi tercih etsem acaba? Hepsi de birbirinden güzel. Farklı şeyler. Nasıl ama? Tamam. Lan tam bakacaktım. Ay fena olmadı. Birazcık olsun canlandı. Gözümüz gönlümüz açıldı. Süper. Şimdi görevden önce bir ASIC makinesi alsam diyorum ama ASIC makinesi için bir rig lazım mı? Onu da düşünüyorum. Ya da hazır ASIC makinesi almadan önce acaba ben de sisteme en azından bir tane daha kart eklesem mi? Bir tane 3090'ım var. 115 kazıyor. 300 watt tüketiyor. Çok verimli bunlara göre. 6 tane alayım desem. 3090. Ne güzel olur be. Riglere bak. 3200 watt. 64 TH. 3500 dolar. En pahalısı sanırsam o. 110 TH var. 95 var. Aynı elektrik tüketiyor bak bu. Direkt kendisi çalışıyor olabilir mi acaba? Mantıken direkt fişe bağlanıyor bunlar çünkü. Alayım bir deneyeyim ben. Bir de Bitcoin kazıyor bu. Ethereum kazmıyoruz bununla. Yani bunu bir şurada fişe... Güzel. Kontrole basıp oturunca da nedense SS alamıyorum. Çok saçma değil mi? Hadi bakayım. Merak ettim bak şimdi ASIC makinemi. Start. Elektrik bolca tüketiyor. Bu arada elektrik faturası çok çok az geliyor. Farkına varamıyorsun bile. Öyle bir durum var galiba. Bir de bunlarda overclock hiç yok. Otomatik çalışıyor. 110 TH. Bunların TH değeri tabii neye yorumlanır? Yüzde kaç olur? Verimi nedir? Onu bilemiyorum. Hiç görmedim böyle bir şey. Şimdi Bitcoin'im de mi var benim? Öf. Yalnız fena geliyor Bitcoin. Şuraya bakarsak. Vay be. Hoşuma gitti. 0.3 Ethereum da var elimizde. 8500 var. Şimdi 8500'e en iyi 9300'lük görev alayım. 207 MH istiyor. Buradan da paramız gelsin. Ne istiyor bu görev? Hi, I'm Luke. I want a PC with budget 9300 dolar. And with mining power of 203 MH. i3 işlemci istiyorsun.
Ulan i7'li kimse yok mu ya? 2 GB RAM istiyor. RAM de almam lazım. 1 TB SSD istiyor. Hepsini almam gerekiyor. Bir de 207 MH istiyor. 207 MH'ı ben sana nasıl veririm? Güzel bir soru. Şimdi 2 GB RAM'ini alayım. 1 TB hard diskini de alalım. SSD'ini. Anakartım yok. 800'lük PSU'muz var. O güzel. Muhtemelen 560 yetmeyecek 205 MH almaya çalıştığımda. 205'i de nasıl alırım? 2 tane 98 de alabilir miyim acaba? 207 istiyor. 207 için 98 abi çok zorlarım ya. 98'ler maksimum çünkü 103 gibi bir şey olabilir. 103 küsür olur. Orada 207'yi görür mü görmez mi bilemiyorum. Birazcık risk olur. Overclock'ta çünkü 6 MH arttırmıyor. 5 MH, 5,5 MH arttırıyor. 5,5'u görsem bile aslında 107'yi görürüm. Kumar oynamak istiyorum şu anda. Yoksa garanti bunu al. Üstüne bunu koy. Mis. Hadi deneyelim ya. Merak ettim. Yapabilirsek harika olur. i3 istiyorsun. Bir tane de pahalı kasa almayacağım tabi. Gel yine ucuz kasa. Param yetmezse diye sonrasında öbür ekran kartı almak zorunda kalabilirim. 3090'ı. Yine dolu geliyor. Abi bu kasa bağlı mı ne? Aa! Niye böyle bu kasa abi? Bu kasayı almamam lazım. Bug var baksana. Abi şaka mı bu? Ben bunlardan kurtulayım derken bu bana bedava hediye ediyor. Şimdi satsam da olmayacak. Her türlü parası cebime giriyor. 800 kalsın hadi, o da kalsın. Saçma ya. Bu kasayı artık almayacağım. Bir ufak dedim acaba. Ama o anlık bir bug sanıyordum. Değilmiş. i7 değil, i3, i3. Şunu tak. Beleştin, kazanıp duruyoruz ya. 4 GB, 4 GB. i7'miz. i3. Is that you? Tamam. Tamam. Her şey bağladık. Hayırlısıyla bir sıkıntı yok herhalde. Ah RAM unuttum. 2 GB. Tamam geldi. Go 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 Nice. 198. Bence olur gibi ha. Bir bakalım. Overclock. 300, 1600 ve 100. Bin altı yüz ve 100. 104 veriyor. 103-104. Tamam hallettim ya. 207 küsür. Okey. Ama şu bedava gelenler hiç hoş olmadı. Bedava gelenler hiç hoş olmadı. Şimdi satsam olmayacak. Yine bir ekran kartım, yine bir işlemcim, yine bir hard diskim, yine bir power supply'ım hepsi geldi. Ne yapalım? Kısmetliyiz herhalde bugün. Satsam da parası geliyor ve çok az farkla. Genelde bu tarz oyunlarda ikinci el yarı fiyatına kadar kırpılır ya. Bunda öyle bir şey yok. Bitcoin de iyi birikiyor bu arada. Şimdi 1070 var elimde bir ton. İşlemci var. Şuraya bir dolap molap. Aslında raf var. Rafı alabiliriz. Hatta ASIC makineler için galiba o raf. Şu fazla parçalar oraya koysam.
Raf. Lan. Bu raf normalde satın alınabiliyor. Heh. Tamam. What? Dur abi dur 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 dur. Dur sakin ol. Sakin ol şampiyon. Okey. Bence güzel durdu. Şurayı şöyle yerleştirmem lazım fazlalıklar. Müşteri gelirse direkt anında hop şuradan alayım vereyim. Yoksa kaybederim ben parçaları. Özellikle işlemciler gözükmüyor bile. Gerçi az önce dağıttık değil mi biz? Bayağı sağa sol dağıttık. Parçalar uçuştu. Şu an işlemcim biri yok. Nerede lan işlemci? Bu ASIC makinesi güzel bu arada. Bir tane daha mı alsak? Ne yapsak? Abi diğer işlemci yok. Hello from the other side. Bu kadar da çok bellek oldu. Uzun bir süre bellek almama gerek yok bence. Bir de iki isteyene dört taksak fazla bıraksak yani. Kabul eder mi? Oyun. Şu an göremedim ama bir noktada muhtemelen denk getiririm ben o işlemciyi. Allah'ım gözlerim kör olacak aşağı bakmaktan. Rigimiz burada. 430 MH kazıyoruz. ASIC makinemiz de devam ediyor. Satalım desek şu anda. Burada sadece Ethereum var. Niye değiştiremiyoruz peki? Bitcoin düştükçe düşüyor. Düşme kardeşim, düşme. Aga be, 69 dolarmış sadece şu an. Çok fazla para değil. Ama birkaç tane ASIC makine hayat kurtarabilir. Ha şurada işlemiş, ters dönmüş. Hey işlemci, kendine gel. Tamam. Tamam, şimdi 12.000 param var. Zor bir görev var mı ama? Zor bir görev var. 210 istiyor. 208'de o çıkmaz. Artık diğer iki tane ekran kartını kullanmanın zamanı geldi galiba. 9600'lük görev. Bu görevi de aldıktan sonra kendi sistemimi güncelleştirmeye bakacağım. Ne istiyorsun? Bellek ve işlemci konusu okey mi? i5, 64'lük SSD'm var. 4 GB RAM'im de var. İşlemcilerin biri i5 miydi? i7 mi ikisi de? İkisi de mi i7 ya? Aa, ikisi de i7. Bir i5 alacağım. Power supply da var zaten. Tamam. O kasadan almıyoruz. Anakartım var. Güç kaynağım da var. Bir tane i5. Ekran kartı 3080'le maalesef 3090 almak zorundayım. Anca bu şekilde o konfigürasyonu çıkartabilirim. V2 al abi. İnşallah o bug düzelir. İlk kasayı alamıyorum. Gerçi bu aşamadan sonra almanın da çok bir önemi yok. İlk başta biraz uyguna getirelim modunda her şeyin ucuzunu alıyoruz ama artık biraz açtık o konumları. Şu an para iyi kazanılıyor, iyi geliyor. Gel abicim. Bir tane 4 alayım. Teşekkür ediyorum.
İkisi beraber nasıl çalışacaksa. O ikisi de mi 64? Tamam. Sanırsam hazırız. Bismillah. Her türlü ne kadar oluyor? 215 falan kazıyor şu an bu haliyle sistem. Biraz overclock'la 220'leri vereceğim. Bizden ne istiyor? 210 istiyormuş zaten. Bir şey yapmama da gerek yokmuş be. Evet, 2 saate yükseldi. Tamam. Hazır abi. Kasayı alabilirsiniz. Buyurunuz efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum alışverişiniz için. Şimdi. Parayı biraz kendimize harcamanın vakti geldi gibi. Hazır beleşten 2 tane 3090'ım var. Neden diğer 4'ünde 3090 yapmıyoruz? Diğer kartlarda bu ne? Bunlar 1070 dedim. Bunlar bir tık az kazıyor. Bunlar müşteriye kullanacağım ben de. 2 tane de 1070 Vega 56 alsam. Orada ayrı 6'lılık rig olsa. Ya da direkt büyük bir rigim alsam ona para yetmez gibi. Ona para yetmez gibi hissediyorum. Direkt şundan alsam. Bir sıra onu, bir sıra bunu koysam. Hocam. Aa. Neresinden yakaladım? 1000 dolar, 18 lirik, 18 ekran kartı koyabiliyorum. 17.000 param var. 4 tanesi ne kadar ediyor? 10.000 edecek tek başına. Aslında yapabiliyorum. Yapsam yapıyorum aslında. Güç kaynağı da alacağım gerçi. 4 tane daha, 4 değil gerçi. 2 tane alacağım Vega'dan. Yapıyorum galiba ya. Bir sıra 3090 olacak, bir sıra da Vega'larla da olacak. Hadi alalım. 2 3 4 1 2. Tamam, 6000 kaldı. Şimdi de power supply alacağım. İşlemci zaten elimde var. SSD'ye falan gerek yok. Anakarta da gerek yoktur diye tahmin ediyorum. 2500'lük mi alsam, 1600'lük işimi görmez. 2500 mecbur gireceğim galiba. Bir tane alsam. Sanırsam şu an tamam. Bir de 18 lirayı alacağım. Okay mate. İşi büyütüyoruz. 1000 dolar da ona gitti. 4600 de cebimde var. İstersem onu da bir sonraki müşteriler için değerlendirebilirim. Şimdi sen bir gel şöyle. Gel kardeşim. Shutdown. Yani yamuk yumuk durma. Şöyle dur. Direkt oturtmalık. Şimdi en alttan başlayalım. 3000 serisini en alta bağlayacağım. Vegalar burada dursun. Keşke ters durmasa şunlar. Ne olduğunu önden anlayabiliyorsun. Arkalar hepsinde aynı. 3090 burası gibi. Haydi bismillah. Üste 1600 koyuyorum. İşlemci. Oturmadı. Şükür. Galiba oldu. Tamam 3. Aa bu Vega mıymış oradaki?
Sen bir üste çık kardeşim. Beyaz olan bunlarmış. 3090'lar. Bu da Vega. 3090 birbirine karışmış. Tamam, alttaki Vega'lar tamam. 3090'lar. Bir tane daha mı eksik? Ha yok, eksik yok. Bu da böyle bir sistem. Şimdi power supply, bizim hard disk. Ver abicim o 64'ü bana. Bu da tamam. İyi, güzel, işin içinden çıkıyoruz galiba. Gücünü de bağlayalım. Bu arada anakart baya baya bağlayabiliyor hepsini PCI olarak. 18'i de bağlayabiliyor. Ama güç kaynaklarını ayrı ayrı vermeniz lazım. Tamam, hepsi okey sanırsam. Bir eksiğim yok. Brick. Brick maalesef satılan bir rig değil yani. Aldın gidiyor. Yani şurada dur o zaman. Buna da böyle ufak şu fazlalıklar böyle takasım var bir taraftan da. Haydi bismillah. Biraz karman çorman ekran kartlarının bazıları yeni, bazıları eski. Bir noktada bozulmaya başlarsa bir %100'ü görürsek uğraştıracak bizi. Sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Altılı rigim yok. ASIC makinemiz çalışmaya devam ediyor. Viri %1 olmuş bile. Acaba %100 olana kadar kendini kanıtlayacak mı? Yani parasını çıkartacak mı? Nice o. 1000 oldu. 1000'i geçtik. Niye durdu? Bayrik de saçmalıyor. 1000 ya, sınırdayız. 1K. Overclocksız düz hepsi. Tamam. Şimdi sen güzelim geçiyorsun burayı. Bu ASIC makinesini oynatabiliyor muyum yerinden çalışırken? Oynatabiliyormuşum. Tamam. O zaman şu ASIC makinesini şöyle bir yere koyayım. Orada dursun. Sen de geliyorsun. Bu arada rigi ters tutuyoruz saçma bir şekilde. Ben böyle görmek istiyorum ama oyun bana bu şekilde tutturuyor. Hadi bakayım. Nasıl ama? Güzel oldu sistem. Bir üstünde doldurabilsek 4600 param var şu anda. Onu da hızlıca değerlendireceğim ama ne zaman? Bir sonraki bölümde artık parayı katlayıp bundan sonraki aşamada birkaç tane daha görev yapıp özellikle şu görevi alacağım. Ne kadar fazla para gelirse o kadar iyi. Üst katı da doldurmam lazım. Onun ardından da artık ASIC makinelerine birazcık daha yükleneceğim gibi. Şöyle bir ASIC makinesini de besleyebilirsem baya harika olur. Ethereum'umuz hızlı bir şekilde birikecektir bu saatten sonra. 10 gün içinde aslında yarım yıl içinde atlatamadığımız ilerlemeyi atlattık. Başarabildik. Tabii bir noktada daha kolay oluyor para kazandıktan sonra oyunda ama keyifli oldu. Bir sonraki bölüm artık hızlıca gelir. Bir ertesi gün gelir tabii. Ben şu an hızlıca çekiyor olacağım ama o yüzden bir sonraki bölümde görüşene dek diyorum. Videoyu beğendiyseniz tabii ki de beğenin, paylaşın, düşüncelerinizi yorumlara yazın. Bu seri mini seri şeklinde gidecek. Kaç bölüm çıkar bilmiyorum ama gittiği yere kadar eğleneceğimizden eminim. O yüzden bir sonraki bölümde görüşene dek hoşça kalın. Bye bye.